Otur dersen bana canımı sıkarsın. Yani otur demeyeceğim bana. Hadi gezelim, hadi bir şeyler yapalım diyeceğim. Yani öyle yok ya ama. Oturmak yok. Maşallah. 1950 doğumlu. Yunanistan, Gümülcine, Hırcanköy'lü. 1963'te başladım. Çıraklıktan. Hırcan köylerine, Hırcan köyüne. Bursa'ya geldim. Kendime iş yeri açtım. Doğrudan kendime iş yeri açtım. Ondan sonra ilk 6 ay zor geçti. Ondan sonra iş bulduk, işe başladık. Bugünlere geldik işte. Bilmiyorum. Daha neler yaptığımızı anlatacak. Aklıma daha kalsam resimler sereyim önümüze. Resimlere bakın. Demir doğrama, plastik, alüminyum, dozer kabinleri, grader kabinleri, traktör kabinleri, devamlı aynı işimde. Ya ek olarak lokanta açtım bir ara, lokantayı kapattım. İşime yani işimin yanında lokantayı çalıştırdım. Asıl hit tesisat malzemesi satışı da yaptık beraber. Doğramayla beraber. Burada eğleniyorum. Mesleğimle eğleniyorum. Yani işimi bırakamıyorum. Allah sağlık verdikçe satmıyorum şu anda. Bunlar kendime yap. Yani burası L şeklinde. O yan tarafta taş kemerli yapı da diyor. 2002 aslında. 2002'ye kadar 14-15 tane eleman çalıştık. Şirketi kapattım, evet. Ondan sonra şirketi kapattım. Yalnız başıma burada işler yapıyorum. Başka yaptığım bir şey yok yani. Yalnız yetiştiremediğimden, yani müşteriyi de şey olmayayım diye burada kendime eğleniyorum. Böyle sıkıntıya sokmak istemiyorum kendimi. Şimdi güneş enerjisi kuracağım binanın üzerine. Onun karkasını hazırlıyorum burada aşağıda. Elektrik için sistem kurduracağım. Sağ olsunlar iki kızımız var. İlk evladımız erkek evladımız vardı. 2 yaşında onu kaybettik, vefat etti. Hastalıktan dolayı. Ondan sonra ilk kızımız dünyaya geldi işte. Bugünlere geldik. Çok rahat olsaydım orada, rahat bıraksaydılar ki gelmezdim ama benim ilerisi için, çocuklarımı düşündüğüm için ana vatana göç ettik işte. Yoksa para kazanmak değil her şey. Orada da iyi para kazanıyordum, kazanmıyordum değil ama yıllar sonra daha iyi anlaşıldı buraya gelmemin sebebi. Yani evlatlarım ona göre daha iyi konumda oldular burada.